Sultan II. Osman'ın katli, imparatorluk sathında başkente yönelik çeşitli isyanların baş göstermesine yol açtı. Bağdat'ta yöreden toplanan askerlerden oluşan garnizon, bu kargaşada Bekir Subaşı önderliğinde ayaklanarak Beylerbeyi Yusuf Paşa'yı öldürdü. Sahte bir beratla Beylerbeyliğini ilan eden Bekir Subaşı, bir müddet sonra Diyarbakır Valisi komutasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Bağdat'a doğru geldiğini haber alınca, Safevilerin Luristan hakimi Kasım Han'a başvurarak yardım istedi. 17. yüzyılın ilk yarısında yazan Osmanlı tarihçisi İbrahim Peçuylu, hizmetinde çalıştığı Diyarbakır Valisi Hafız Ahmet Paşa'yı garnizondaki askerlerin Safevi yönetimine meyilli oldukları konusunda uyardığını belirtiyordu. Bekir Subaşı'nın yolladığı elçinin Kasım Han yerine Şah Abbas'a gitmesi olayların seyrini değiştirdi. Bağdat'ı ele geçirme fırsatını tepmek istemeyen Şah Abbas, Bağdat'ı Şiileştirme şiarıyla sefere hazırlanıp Bekir'e Bağdat valiliğini ihsan ettiğini bildiren bir belge yolladı. Gelişmelerden haberdar olan Hafız Ahmet Paşa, Safevilerden önce davranarak Bekir Subaşı'ya paşa unvanını vererek Diyarbakır'a geri döndü. Bekir Paşa, kaleyi teslim almaya gelen Safevi komutanı Safi Kulu Han'a ateş açarak Safevi birliklerini şehirden kovdu. Ne var ki Şah Abbas böyle bir fikir değişikliğini zaten bekliyordu ve 23 Aralık 1623'te şehri kuşattı. Çiçeği burnunda Osmanlı Beylerbeyi kaleyi savunmaya kararlı olsa da iç kalenin müdafaasından sorumlu olan Derviş Mehmet Ağa, Şah Abbas ile gizlice görüşüp anlaşarak kale kapılarını açtı. 90 yıla yakın bir süredir Osmanlı egemenliğinde olan Bağdat, 13-14 Ocak 1624'te Safevilerin eline geçti. Şah Abbas derhal kenti Şiileştirme politikasına başladı. Sünni ve Şiilerin mal ve mülklerini ayrı ayrı defterlere kaydettirdi. Bu esnada her bir Sünni'nin bir başka Şii'yi kendisine kefil gösterme zorunluluğunu da getirdi. Bu zorunluluk Sünni halk arasında ciddi bir rahatsızlığa yol açtı. Ancak Şah Abbas bunu görmezden geldiği gibi birçok defa katliam emri de verdi. Bunlarla yetinmeyen Şah Abbas, Bağdat'ın önde gelen din adamları ve alimlerinin önemli bir kısmını da derhal idam ettirdi. Hanefi mezhebinin kurucusu olan İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ve Abdülkadir Geylani Hazretlerinin türbelerini tahrip etti. Bağdat şehri Moğol zulmünden sonra tarihinin en büyük katliamını yaşarken Şah Abbas, Hille, Necef ve Kerbela'yı ziyaret etti. Kerbela'da zamanında Sultan Süleyman'ın yaptırdığı yerin hemen yanına yeni bir su kanalı açtırdı.